ben Mengücek Beyliği. 1080-1228 yılları arasında hüküm sürdüm. Mengücek Gazi tarafından Erzincan merkez olmak üzere kuruldum. Beyliğime ait olan Divri Külliyesi Anadolu'nun en eski külliyesidir. Yine beyliğime ait olan Divri Ulu Cami, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Ben Saltuklu Beyliği, 1072-1202 yılları arasında Erzurum merkez olmak üzere Anadolu'da kurulan ilk beyliğim. Kurucum Ebu Saltuk Bey'dir. Anadolu Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah tarafından beyliğime son verildi. En önemli eserlerim Emir Saltuk Türbesi Anadolu'da kurulan ilk kümbettir. Ayrıca Erzurum Ulu Camii ve Erzurum Tepsi Minare diğer önemli mimari yapılarımdır. Ben Anadolu'daki birinci beyliklerin en güçlüsü olan Danişment Beyliği. Danişment Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere Malatya, Tokat, Kayseri civarında kuruldum. 1080-1178 yılları arasında varlığımı sürdürdüm. Anadolu Selçuklu Devleti beylikleri topraklarına katarken onu en zorlayan beylik bendim. Haçlılarla mücadele ettim. İkinci Kılıç Arslan tarafından beyliğime son verildi. Kayseri Ulu Camii ve Yağbasan Medresesi en önemli eserlerimdir. Yağbasan Medresesi Anadolu'daki ilk medresedir.'' Ben Türklere ait ilk denizci beylik olan Çaka Beyliği. İlk Türk denizcisi Çaka Bey tarafından İzmir civarında kuruldum. 1081-1093 yılları arasında varlığımı sürdürdüm. Beylikler arasında İstanbul'u kuşatan ilk beylik benim. Birinci Kılıç Arslan tarafından beyliğime son verilmiştir. Tanrı vermiş beyliği diye de bilinmekteyiz. Ben Anadolu'da en geç kurulan ve en geç yıkılan Artuklu Beyliği. 1102-1409 yılları arasında Mardin, Hasankeyf ve Harput civarında 3 ayrı kol olarak kuruldum. Kurucumun adı Artuk Bey'dir. Haçlılarla mücadele ettim. En önemli eserlerim Artuklu Sarayı ve Malabadi Köprüsü'dür. Mardin kolumu Karakoyunlular, Hasankeyf kolumu Eyyubiler, Harput kolumu 1. Alaaddin Keykubat yıkmıştır. Ben Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu'daki birinci beylikler Bizans, Haçlı, Gürcü, Ermeni kuvvetleriyle mücadele ettiler. Anadolu'yu bayındır hale getirdiler, Türkleştirdiler, İslamlaştırdılar. Bu konuşanların dışında Dilmaçoğulları, Çubukoğulları, İnaloğulları, Sökmen ya da Ahlatşahlar diye bilinen beylikler de vardı. Sonrasında beylik topraklarının tamamını topraklarıma katarak Anadolu'da siyasi birliği sağladım ve birinci beylik dönemine son verdim.